Arkadaşlar merhaba. Çemberdeki kirişlerin özellikleriyle başlayalım. Bir çemberde eş kirişlerin merkezi olan uzaklıkları eştir. Bakıyoruz. AB kirişimiz CD kirişini eşitse o zaman şu uzaklıkla şu uzaklıkta nedir? Birbirine eşit olmak zorundadır. Hemen birinci örnekle başlayalım. Bakın arkadaşlar bize uzaklıkların eşit olduğunu vermiş. O E uzunluğu O F uzunluğuna eşit demiş. O E O eşit demiş ama kirişlerin eşit olduğunu vermemiş. Buna gerek yok. Uzaklıkların eşit olduğunu bildiğimiz için o zaman bu uzunluğun da yani o kirişin de CD kirişini AB kirişin de CD kirişini eşit olduğunu bir söyleyebiliriz. AB uzunluğu eşittir. CD uzunluğuna diyebiliriz. Şunu da hatırlıyoruz ki e, merkez kirişi 90 derece kesiyorsa bu ne demekti? İki eşit parçaya bölüyor demekti. Yani burası 8 ise burası 8, CF 8 ise FD de ne olmak zorundadır? 8 olmak zorundadır. Bu arada soruda bize CD uzunluğunun 3x85 olduğunu vermiş. Az önce biz CD uzunluğunun 8-8, 16 birim olduğunu bulmuştuk zaten. Eşittir 3 x se5 Diğer tarafa yolladık arkadaşlar. 21 eşittir 3x her iki tarafı 3'e bölersek x eşittir ne yaptı? 7 yaptı. Önemli bir notumuza devam ediyoruz. Bir çemberin iki kirişi merkezden eşit uzaklıkta değilse uzun olan kiriş merkeze daha yakındır. O merkezi çemberde OH, AB uzunlukları birbirine dikse OK'da CD uzunlukları dik olmak üzere AB uzunluğu CD uzunluğundan büyüktür. OH uzunluğu OK uzunluğundan küçüktür. Burada bahsedilen şey şu aslında. Kiriş büyüdükçe merkeze yaklaşıyor demektir. Hatırlarsanız neydi? En büyük kiriş zaten merkezden geçen kirişti. Yani çaptı. O zaman kiriş küçüldükçe bu ne demektir? Merkezden uzaklaşıyor demektir. İkinci örneğe bakalım. AB uzunluğunu x artı 8, CD uzunluğunu 3x eksi 2 birim olarak vermiş. Bir tane çember çizelim. O noktası olsun. AB uzunluğunu vermiş, CD uzunluğunu vermiş ve diyor ki AB ve CD o merkezli 12 birim yarıçaplı çemberin kirişleridir. CD kirişi bize yarıçapının R'nin 12 olduğunu vermiş. CD kirişi O noktasını AB kirişinden daha yakın olduğuna göre o zaman CD kirişi daha yakınsa demek ki CD kirişi daha büyüktür. CD kirişi neydi? 3x eksi 2. AB kirişi daha küçük olduğuna göre daha uzak çünkü. Yani x artı 8. O zaman şunu söyleyebilir miyiz? Bakın şurası da çap. Yarı çapımız 12, 12. Çapımız ne yaptı arkadaşlar? 24. Şunu söyleyebilir miyiz? Çap en büyüktür. Sonra CD kirişi. Daha sonra da AB kirişi diyoruz. O zaman ikili bakacak olursak. 24 büyüktür 3x 2'den eksi 2'yi diğer tarafa attık 26 büyüktür 3x -2'den. 26 bölü 3 büyüktür x. Yani 26 bölü 3 neydi arkadaşlar? 8 küsürlü bir sayıydı. Şimdi şuraya bakıyoruz. 3x eksi 2 büyüktür x artı 8. x'i yolladım 2x kaldı. Eksi 2'yi yolladım artı 2 yaptı. 8 ile topladık. 10 yaptı. x büyüktür 5'ten. Bu durumda 26 bölü 3 ile x 5 arasında mıdır? Yani 5'ten büyük 8 küsürlü bir sayıdan küçük olan tam sayılar. Yani ne diyeceğiz? 6, 7, 8. Kaç tane tam sayı değeri aldı? 3 tane tam sayı değeri aldı. Burada önemli bir notumuz var. Çemberin içindeki bir noktadan geçen en kısa kiriş bu noktada çapa dik olan kiriştir. Bakın, merkezimiz var. Kirişimizi bir dikimi indirdiğimiz zaman e, bu kiriş bu noktada çapa dik olan kiriştir. P noktasından geçen en kısa kiriş AB kirişidir diyoruz arkadaşlar. Üçüncü soruya bakalım. Üçüncü soruda O noktası çemberin merkezi olarak verilmiş. Bakın şu 9 artı 8 şu aslında bizim neyimizdir? Yarı çapımızdır. Yani yarı çapımız 17 birimmiş bizden istenen P noktasından geçen en kısa kiriş P noktasından geçen en kısa kiriş ise az önceki notu hatırlayalım. En kısa olması için ne olması gerekir? Dik olması gerekir. Dik olduğu için de iki eşit parçaya bölebiliriz hatırlayalım. Peki az önce yarı çapımızın 17 birim olduğunu söyledik. Şurası da yarı çap olduğu için buraya da 17 demez miyiz? Deriz. Özel bir üçgenimiz vardı. Hatırlayın. 8 kaç 17 özel üçgenimiz vardı. 8, 15, 17 özel üçgenimiz vardı. Hatırlamıyorsak ne yapacaktık? Pisagor yapacaktık. Eşitlikten dolayı burası 15 arkadaşlar. Burası da 15 olmak zorunda. Bu kirişin uzunluğu istenmiş. K H diyelim mesela. K H uzunluğu istenmiş aslında bizden. 15 artı 15'ten 30 yapar. Dördüncü örneğimizde O noktası çemberin merkezi OCAB'ye dik olarak verilmiş. dokuzlar ve 12 birimler verilmiş. Buna göre C noktasından geçen en uzun kiriş istenmiş. Bakın şu noktadan geçen en uzun kiriş istenmiş bizden. O zaman şunu söyleyebilir miyiz? Şurayı mesela birleştirmiş olsaydım yarıçapı bulmuş olur muydum? Evet. 9-12 ne vardı? 15 özel üçgenimiz vardı. C'den geçen en uzun kiriş aslında bakın en uzun kiriş çap değil midir? Evet. E, R'miz 15 ise çap neydi? 2 reydi. 2 çarpı 15'ten 30 yapar. Burada tekrar yine bir notumuz var. O merkezi çemberin dışındaki bir A noktasının çembere olan en kısa uzaklığı bulunurken A ve O noktasından geçen doğru çizilerek çemberi kestiği BC noktaları belirlenir. BC noktaları belirlenir. Çember üzerinde A'ya en yakın nokta B, bakın A'ya en yakın nokta B. A'ya en uzak nokta C noktası olarak ifade edilir. Buna göre 5. örneğe bakalım. ABCD dikdörtgen verilmiş. 90 derece olduğunu biliyoruz. E, DC uzunluğu 12 birim. DE uzunluğu 4 birim. EA uzunluğu 5 birim. Bu 5 aslında bizim için nedir aynı zamanda? yarıçaptır. Dolayısıyla burası da 5 olmak zorundadır. E, C noktasının C noktası burada. Çembere olan en kısa uzaklığı sorulmuş. Yani şöyle yapsak arkadaşlar. Hipotenüs yapsak C noktasının çemberi olan en kısa uzunluğu aslında buraya K noktası desek KC uzunluğunu sormuyor mu bize? KC uzunluğunu soruyor değil mi? Peki şu üçgene bakar mısınız? 9, 12, 15 özel üçgeni vardı. E burası yarıçap olduğu için 5 ise. Buraya kaç kaldı arkadaşlar? 10 kaldı. 6. soruya bakalım. O noktası çemberin merkezi ABC eşkenar üçgenmiş ve AO iki birim olarak verilmiş. Arkadaşlar eşkenar üçgenmiş. 60'ları yazalım isterseniz. Evet. Peki 60 burası nedir? Merkez verilmiş bize. Ee, yarı çapımız 2 ise burası da 2'dir. O zaman eşkenar üçgenin bir kenarı 4 ise 3 kenarı da 4 birim değil midir arkadaşlar? Evet. B noktasına en uzak olan K noktasıymış. Bu durumda BK uzunluğu kaçtır? B noktasına en uzak nokta K ise o zaman ben K'yı burayı almaz mıyım? Evet. Peki Arkadaşlar burası 90 dereceydi hatırlayın. O zaman e, burası 30. 30'un karşısı 2. 90'ın karşısı nedir? 4. 60'ın karşısı ne olacaktır? 30'un karşısının kök 3 katı kadar olacaktır. Yani 2 kök 3. Yarı çapımızın da 2 olduğunu biliyoruz. Bizden istenen şu kırmızıyla gösterdiğim uzaklık. Yani 2 kök 3 artı 2 istenmiş bizden önemli bir notumuz var çemberin yalnız bir noktasından geçen doğruya teğet diyoruz bakın yalnız bir noktasından geçen doğruya teğet diyoruz teğetle çemberin ortak noktasını teğetin değme noktası yani bu h noktası bizim için neydi teğetin değme noktasıydı. Çemberin herhangi bir teğeti değme noktasında çapa diktir. Bakın, burada dik oldu. Yedinci örneğe bakıyoruz. Yedinci örnekte arkadaşlar, C noktası OA uzunluğunun doğru parçasının bir elemanıdır. OC uzunluğu 8 birim, CA uzunluğu 9 birimmiş. Bunların hepsi verilmiş. Bu durumda OC aslında nedir bizim için? yarı çaptır. O zaman ben şurada TET değdirdiğimde burası 90 derece oluyor. Az önceki notumuzda öğrendik. Yarı çap burası 8 ise burası da 8 olmayacak mıdır? Peki A, B, O üçgenine bakar mısınız? 8 kaç? 17 özel üçgenimiz vardı. 8, 15, 17 özel üçgenimiz vardı. Zaten bizden istenen AB uzunluğudur. 8. sorumuzda diklik verilmiş arkadaşlar. AC 4 birim, CB 9 birim verilmiş. C noktasında teğet olduğu söylenmiş. Merkezde teğetin değme noktasını birleştirdiğimizde buranın 90 derece olduğunu biliyoruz. 90'dan 90 indiğinde öklit olduğunu biliyoruz. Hatırlayın. O zaman ne diyoruz? H kare eşittir P çarpı K. h kare eşittir p çarpı k bu durumda h kare 36 h ne yaptı arkadaşlar 6 yaptı bizden istenen nedir çemberin yarı çapı sorulmuş şu anda zaten biz çemberin yarı çapını bulmuş olduk Dokuzuncu soruda CDO merkezli yarım çembere D noktasında teğet olarak verilmiş. Ben teğetle merkezi birleştirdiğimde buranın 90 derece olduğunu biliyordum. Peki 90 45 burası da 45 özel üçgen oldu mu? Özel dik de üçgendir değil mi? Peki yarıçapımız 2 ise burası da 2 olmak zorundadır. Bu uzunluğun da 2 olması gerektiğini biliyoruz. Pardon, 2 kök 2 olması gerektiğini biliyoruz. Neden? Bir hatırlatma yapalım. 90 45 45 ise a a a kök 2 idi değil mi arkadaşlar 45'in karşısı 2 45'in karşısı 2 o zaman co uzunluğu 2 kök 2 olmalıydı şu uzunluk yarıçaptan dolayı nedir arkadaşlar 2'dir o zaman x artı 2 bizim için 2 kök 2 ise 2 eşitliğin diğer tarafına atarsam 2 kök 2 eksi 2 bizim için nedir? x'tir. 10. sorumuza bakalım. 10. sorumuzda AB doğru parçasının O merkezi çembere C noktasında teğet olduğu verilmiş. 45 derece verilmiş arkadaşlar. Bakın teğetin değme noktasıyla merkezi birleştirdiğimiz yer aslında bizim için neydi? 90 dereceydi. O zaman burası da ne olacaktır? 45 derece olacaktır. Ee, şu yarı çapın 4 birim olduğu verilmiş, burası da 4 birimdir. Az önceki kuraldan hatırlayın, burası 4, burası 4 ise buranın tamamı ne olmak zorunda? 4 kök 2 birim olmak zorunda. AC'nin de 4, 6 birim olduğu verilmiş soruda OAB'nin alanı istenmiş. Bakın OAB. B üçgeninin alanı istenmiş. 45'in karşısı 4 ise 45'in karşısı 4'tür. Bu durumda alan neydi? Taban üçgenin alanı. Taban çarpı yükseklik bölü 2 idi. Tabanımız 10 birim. Yüksekliğimiz bakın 4 birim. Bölü 2'den 40 bölü 2'den ne yaptı arkadaşlar? 20 yaptı. 11. soruda AB'yi 8 birim vermiş, OC'yi 6 birim vermiş. AB doğru AB ışını O merkezi çembere B noktasında teğet. D noktası çember üzerinde değişmektedir. Bakın D noktasının değişken olduğu söylenmiş. Yani şu anda gördüğümüz yerde olmayabilir. AD'nin en büyük değeri istenmiş. AD uzunluğunun en büyük olması için Tam karşısında en uzak noktada olmasını istemiş aslında bizden. En büyük olması için ne yapmamız lazım? Karşıya almamız lazım. O zaman e, yarı çapın altı olduğunu biliyorsak. Bakın burada diklik var. Hatırlayalım. Burası da altıydı. 6, 6, 8 burası kaç birim olacaktır? 6, 8, 10 özel üçgenimiz vardı. B, A, O, uzun, B, A, o üçgeninde A, O nedir? Hipotenüstür. Pisagor'dan ne yaptı? 10 oldu. E, yarı çapın az önce on, e, 6 birim olduğunu da vermiştik. AD uzunluğumuz bu durumda ne yaptı arkadaşlar? 16 birim yaptı. Düzlemde bir çemberle bir doğrunun birbirine göre durumlarında e, 3 durumumuz var arkadaşlar. Düzlemde o merkezli, R yarı çaplı çemberle H elemanıdır D ve OH diktir D olmak üzere D doğrusu verilsin. Bakın arkadaşlar eğer bu D doğrusu çembere değmiyorsa o zaman ne diyeceğiz? OH uzunluğu yarı çaptan büyüktür diyeceğiz. İkinci özelliğimiz eğer D doğrusu çembere teğetse o zaman OH uzunluğuyla yarı çap ne yapacaktır? Birbirine eşit olacaktır. Üçüncü özelliğimiz arkadaşlar. Eğer D doğrusu çemberi iki noktada kesiyorsa bakın iki noktada kesiyorsa o zaman OH uzunluğu çemberin yarı çapından küçüktür diyeceğiz. 12. örneğe bakalım. Aşağıdaki aşamalar izlenerek bir geometrik çizim yapılıyor. Birincisi aralarındaki uzaklık 12 birim olacak şekilde D1 ve D2 paralel doğrularını çizin demiş. de D1 üzerinde bir A noktası işaretlenip A merkezli 13 birim yarıçaplı bir çember çizin demiş. Arkadaşlar şunu yapabiliriz o zaman. Bakın bir tane çember çiziyoruz. D1 üzerinde D1 üzerinde bir A noktası belirliyoruz. Bu A noktası çemberimizin merkezi. Ve yarıçapımız 13 birim. O zaman D1 ile D2 arası 12 birim olduğuna göre demek ki D2 noktası neymiş? Çemberi içeriden iki noktada kesiyormuş. Devam ettik. Çemberin d2 doğrusunu kestiği noktalar B ve C olsun. Bakın şuradan bahsediyor. Burası B. Bu noktada C olsun. BC uzunluğu kaç birimdir denmiş. Şimdi burada biz e, yarıçapın 13 birim olduğunu biliyoruz. O zaman şuranın da yarıçap olduğunu söyleyebiliriz yani 13 birim. Aralarındaki mesafenin de ne olduğunu biliyoruz arkadaşlar. 12 birim olduğunu birinci e, öncül de vermişti zaten bize. Merkez kirişi dik kesiyorsa ne yapıyordu aslında? İki eşit parçaya bölüyordu. Kaç 12-13 özel üçgenimiz vardı? 5-12-13 özel üçgenimiz vardı. Şuraya K noktası diyelim. Burası 5 birimse BK da ne olacaktır? 5 birim olacaktır. Bizden istenen BC uzunluğu 5 artı 5. Ne yaptı arkadaşlar buradan? 10 birim yaptı. 13. sorumuz. Merkezi x eşittir 7 doğrusunun üzerinde olan bir çember y eksenini a ve b noktalarında kesmektedir. AB uzunluğunun 48 birim olduğunu vermiş. Çemberin yarı çapı kaç birimdir diye sorulmuş arkadaşlar. O zaman koordinat düzlemi çizelim. Şöyle. Bu da 7 noktası yani x eşittir 7 birim Burası da y ekseni verilsin şimdi bizden bir çember isteniyor bu çember e, merkezi x eşittir 7 doğrusundan geçecek ve e, y eksenini de iki noktada kesecek ve bu iki noktanın uzaklığı da 48 birim olacak arkadaşlar o zaman şöyle bir çember çizsek merkezi burayı belirlesek. Şurası A noktası, Y eksenini kestiği nokta, burası da B noktası olsa. Merkeze dikse o zaman bu parça bu parçayı eşittir. 48, 24, 24 ayrılır deriz. Bakın şurası da 7 birimde Bakın 7 ekseni olduğu için, 7 doğrusu olduğu için. Bu durumda yarı çapımıza bakalım arkadaşlar. Hatırlıyor muyuz? Özel bir üçgenimiz vardı. 7 24 25 özel üçgenimiz vardı. Eğer hatırlayamıyorsak ne yapıyorduk? Pisagordan bu özel üçgeni yine bulabiliyorduk.